Üçüncü sınıftaydım. Tıp 3'teydin, evet. Ya orada bir misconception var. İnsanlar tabii yakın tarihi çok iyi bilmediği için ve okullarda öğretilmediği için şöyle düşünüyorlar. Türkiye gelesiye kadar Kıbrıs'taki Türkler oturup katledilmeyi bekliyorlardı diye Yok. düşünüyorlar. Öyle bir şey yok ya. Aramızda çatışma oldu. Rumlarla. Bir soğukluk oldu ama aynı adada birlikte yaşıyorduk yani iç içe. Ama Türklerin kendi kantonları vardı, ayrılmıştık. O kantonları kendi silahlı güçlerimizle koruyorduk. Ama bir kantondan diğerine geçerken ne yapacaksın? Rum bölgesinden de geçiyorduk. Bize kötü davranan Rumlar oldu mu? Oldu. İyi davranan Rumlar oldu mu? O da oldu. Karışık yani. Dünya neyse bir Kıbrıs'ta var. Siz zaten yine de azınlıktınız Türkler olarak. En az olan Türk olan yerlerden biriydi sanırım. Yine çünkü incisi Aynı, Kıbrıs'ın. aşağı yukarı aynı ya. Kıbrıs'ta nüfus ölçüsü 80'e 20'dir. Ha, 20 Türk, 80 Rum. Ha, Girne'de de öyle. 3500 Rum vardı. 1000 civarı da Türk vardı. Gene aynı oran. Çünkü ben Aşağı Rum yukarı. tarafına geçtiğim zaman Kıbrıs'ta bana hep taksici şey der. Nerelisin? İmi Abadon Gerinya. Gerinya deyince nasıl Gürlünlüsün lan sen diyor. La, Niye? kesin Larnaka'dan göçmüşsündür falan diyor. Ben de diyorum ki has Girne kanıyım. Ha, nüfus az olduğu için diyorlar He, ona. has Ama hep Girne derim. diyeyim diyorum. O zaman Allah Allah ya diyor. Bir şaşırıyor böyle mal oluyor. Ayşe tatile geldiği söyleyeyim mi çocuklar Ha, size? onu da söyle. Peki bu çocuklar şu anda kaç yaşında? Bunu anlarlar mı? Yani ne anlatacağını bilmiyorum şu anda. Ayşe tatile çıktı. İlk çıkartmanın şeyi parolası değil o. Çıkartmanın ikinci bölümünün parolası. Ha sen daha iyi bilirsin. Ha, Ben onu o kadar anlatayım. bilmiyorum. Şimdi 74 yılında çocuklar, ben tıp öğrencisiydim. Üçüncü sınıf. Tatile gittim. Tatile gittikten kaç yılı kaçtı ya? İşte Temmuz'un 10-12'si. O civarda gittim ben. Ha ne anlatacağını da. 15 Temmuz'da orada bir tane Yunanlı EOKA'cı var. O şey yaptı. Darbe yaptı. Evoka'nın ne olduğunu söylemen lazım Yoğunu fazla dalgalanım. baba. Örgüt. Bir örgüt darbe yaptı. Makarios Cumhurbaşkanıydı. Makarios birazcık böyle demokrat, birazcık Türkler de nefes alsın der gibi. Yani öyle bir demokratik bir adamdı. Bu karşı tarafta acele Kıbrıs'ı darbe yapıp Yunanistan'a bağlamak isteyen aceleci bir gruptu. Bunlar darbe yaptı. O arada Yunanistan'da zaten darbe Bunlar vardı. darbe yaptı. Yunanistan'da zaten junta vardı. Çünkü. Junta vardı. 15 Temmuz'da darbe yapınca o zaman Türkiye'de Ecevit Başbakanlığında Milli Selamet Partisi Necmettin Erbakan'la birlikte koalisyon vardı. Koalisyon hükümeti vardı. Onlar darbe yapınca Kıbrıs'ın anayasal düzenini korumak üzere 3 tane garantörü vardı Kıbrıs'ın. Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Türkiye tabii kendi Türk vatandaşları olduğu için Kıbrıs'ta daha böyle canı yandı. Acele Kıbrıs'a müdahale etmek istedi. Ecevit gitti İngiltere'de İngilizlerle görüştü. Gelin birlikte çıkalım, anayasal düzeni kuralım. Çok kan akacak, işte şu olacak, bu olacak. İngiltere karışmadı, karışmak istemedi. Yunanistan zaten orada junta var. Yunanistan'la konuşulacak bir şey yok. O zaman geldi işte. Geri döndü Ecevit. Oturdular, konuştular. Orduya talimat verdiler. 20 Temmuz günü de Kıbrıs'a çıkartma yapıldı. Kıbrıs'a çıkartma yapılınca böyle kare şeklinde bir 40-50 kilometrelik karelik bölgede Türk askeri sıkıştı kaldı. Niçin sıkıştı kaldı? Çok direniş yaptı Rumlar. Çok direniş yaptığı için o direnişi kırdılar. Belli bir bölgeye geldiler. Aradan 2-3 gün geçti. Bu arada Birleşmiş Milletler acele ateşkes kararı çıkardı. Türkiye de dünyada bağımsız olmadığı için tamam uyarız dedi ama bu arada habire asker çıkarıyor Türkiye. Ondan sonra bunlar Cenevre'de neydi o Dışişleri Bakanı'nın adı? O zamanı ben bilmem. Dışişleri Bakanı vardı Türkiye'nin. O gitti. İsmail Cem değil. O Hayır. benim O çocukluğumdan. eski. Daha eski olması lazım. Ateşkes görüşmelerini yapmak için
İsviçre'de Yunanistan, Türkiye, İngiltere, işte Birleşmiş Milletler temsilcileri toplandılar. Konuşuyorlar. Bu arada da bu ateşkesten yaralanarak Rumlar çemberi almaya çalışıyor Türk birliklerini. Türkler de bir köprü başı kurmuşlar Girne'ye kıyıdan. Oradan habire tank çıkarıyor, bir şey çıkarıyor. Böyle 5-6 gün geçti. Her iki tarafta kendini işte gücünü mücünü toparladı. Turan Güneş şimdi geldi aklıma. İçişleri Bakanı Turan Güneş. İşte oyaladı orada. Oradan anlaşma çıkması mümkün değil zaten. Çünkü darbe yapmış adamlar. Türkler de sıkışmış bir yerde kalmış. Ordu çıkmış. Ordunun yayılması lazım. Yayılamıyor. Oradan mesajı çekti Turan Güneş. Biraz oyaladıktan sonra. Ayşe tatile çıksın. Bu ne demekti? Operasyon hareketin var. İkinci operasyonunu tamamlayın şeklinde bir bilgiydi bu. Hemen operasyon başladı. Türk ordusu işte ortadan ikiye böldü. Ve rahatladı yani. Orada şey var mı? Ayşe tatile çıksın bu. Yani çıkarma başlamadan önceki bir şey değil, anons değil bu. İkinci bölümü için anons. Yani 20 Temmuz'da çıktı. 15 Ağustos'a kadar bu görüşmeler sürdü. Bu arada Türkler asker yığdı. Gücünü topladı. Stratejisini yaptı. Sonra o Ayşe tatile çıksın şeyiyle, parolasıyla ikinci hareketi tamamladı. Olay bu çocuklar. Şey oldu mu peki baba? O sırada Yunanistan'da junta yönetimi olduğu için Yunan desteği oldu mu Rum'a? Askeri ve mühimmat gelemediler olarak. Gelemediler. Mühimmat çünkü oldu mu? Mühimmat gelemez o sırada. Çünkü savaş var. Türk uçakları gelen her şeyi direkt patlatıyor. Direkt patlatıyor. Tamam. Patlatmak zorunda. Bu savaş bu. Bunun ama şakası yok. Şunu da söylemek lazım. Bir de TMT diye bir örgüt var. Açılımı neydi? Türk Mukavemet Teşkilatı. Türk Mukavemet Teşkilatı. Bu örgütte arkadaşlar böyle bir şeyin gelebileceğini tahmin ederek, çünkü devamlı gerilimler oluyor tabii. Önceden İngiliz sömürgesi. Gizli gizli silah taşıyorlar. Gizli gizli silah gömüyorlar. Kıbrıs'a taşıyorlar. Ve silah gömerken, taşırken falan da silah geldi mi falan diye konuşurken kendi aralarında kara sakal diyorlar. Kara sakal geldi mi? Silah geldi mi? Bilmem ne. Böyle bir isim takıyorlar. Kara sakal olayı da oradan gelir. Mesela. Vaziyet bu çocuklar. Bilmiyorum. Başka soru var mı güzel? Bilmiyorum faydalı oldu mu çocuklar. Kıbrıs Gazi Mausa'dan doğru. Bunlar doğru. Kıbrıs'tan mı? Ne Mausalı birisi var. Kimmiş? Kapalı Maraş. Maraş olayı, Maraş ismi de şeyden geliyormuş ya. Dur onu geçen okumuştum. Ulan unuttum. Maraş isminin nereden geldiğini okumuştum. Şeyden, Rumca'dan geliyor. Ha? Rumlar şehir kenarındaki o satellit şehirleri Varoş, Varoşa diyorlar. Varoş'tan. Biz onu V harfini, evet, M harfine çevirip, evet, Maraş diyoruz. Varoş'u Maraş yapıyoruz. O sen nereden biliyorsun bunu? Tarih kitabında okudum ben bunu. Ben Kıbrıs'tayım, ben nereden bileceğim? Oha! Kıbrıs'tan yorum atan var mı? Kıbrıslı izleyicim var ya. Dur, donetlerde bayağı soru var ama. Sor abi yani. Adamlara bu konuyu her zaman açamazsın Ahmet. 30 yaşında plebin birini banlamışlar. Niçin? Bilmiyorum. Öyle olur. Siyaset yapmıştır. Siyaset konuş diyor. Siyaset konuş. Çocuklar biz burada siyaset konuşmuyoruz ha. Farkındaysanız. Tarihi anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizce. Kendince değil canım. Sen birebir yaşadığın tarih. Tamam yani. Konuşmalarımız içinde siyaset yok. Kesinlikle. Objektif gördüklerimi anlatıyorum. Sorunuz varsa. Sigara versene bir paket. Bitti benimki. Sorunuz varsa yani şey yaparım. Güvenebilirsiniz. Cevaplarım. Ha, neden kadın doğum? Onu soracaktım, evet. Kadın doğum şey ya. Arkadaşların tavsiyesi. Bir de başarı oranı yüksek. Yani kurtardın mı kurtarırsın, öldürdün mü öldürürsün. Yani yanlış anlamayın da o manada söylemiyorum. Başarı oranı yüksek bir branş. Doğum mu olacak? Doğurtuyorsun, bitti iş. Ameliyat mı olacak? Yapıyorsun ameliyatı, bitiyor iş. Ondan dolayı. Ve bir de cerrahi branş. Cerrahi seviyorum yani cerrahi. Maraş'la ilgili okuduğum şeyi şeyden okudum ya. Osmanlı'ya bakmak, Osmanlı'nın çağdaşlaşması. İlber Ortaylı
orada varoş kelimesini anlatırken Kıbrıslılar Rumların varoş dediği yere anlamadıkları için Maraş demişler diye yazmış.